Herkese merhabalar. Bu videomuzda tasarım aracı üzerinden dış linki oluşturma özelliğinden bahsedeceğim. Bu özellik ile birlikte LogoFlow'da tasarlanan akış, form veya raporlar müşteri web sitesinde gösterilebilir. Oluşturulan link akış ya da form açıyorsa veri girişi yaparak aksiyon alınması sağlanabilir. LogoFlow'da oluşturduğunuz bir formu anonim kullanıcıları açarak herhangi bir kullanıcı girişi gerekmeksizin süreç başlatmalarını sağlayabilirsiniz. Zerlin kullanımına bakacak olursak, tasarım aracına giriş yaptıktan sonra genel işlemler dış erişim linki oluştur menüsüne basıyoruz. Yılan Ekran ekranda yeni butonuna basarak link oluşturma işlemine başlamış oluyoruz. Öncelikle link oluşturmak istediğimiz akış, Ve akışı başlatacak kullanıcı seçimi yapılır. Bu iki alan zorunlu alandır. Sonrasında linki anonim kullanıcıları açmak istiyorsak anonim alanını açık hale getirmeliyiz. Tüm seçimlerimizi yaptıktan sonra tamam butonuna basarak linkimizi aktif durumda oluşturmuş oluyoruz. Linki ulaşmak için oluşturduğumuz kayda sağ tıklayıp link kopyala diyelim. Artık direkt erişebileceğimiz bir URL elde etmiş olduk. Tarayıcıyı açıp kopyaladığımız linke gittiğimizde anonim link oluşturduğumuzdan dolayı sadece kullanıcıya göstermek istediğimiz form görüntülenir. Sol menü ve üst bar kapalı durumdadır. Açılan formda ilgili alanlar doldurulduktan sonra akışı tamamlayalım. Akış tamamlandı ve işleminiz başarıyla tamamlanmıştır ekranına yönlendirilmiş oldu. Aynı linki düzenle diyerek anonim seçimini kapalı duruma getirerek tekrar kaydedelim. Sağ tıklayıp link kopyala dediğimizde RG açıp linke gittiğimizde portal içerisine login olmuş gibi formun görüntülendiğini görüyoruz. Burada da İlgili alanları doldurup formu ilerlettiğimizde anonim olmayan bir link oluşturduğumuz için akışın üzerimdeki işler ekranına yönlendirilmiş oluyoruz. Sarım aracına geri dönüp ilgili kayda sağ tıkladığımızda diğer aksiyonlarımızda HTML link kopyala ve iframe link kopyala. HTML link kopyala dediğimizde HTML tagleriyle oluşturulan tıklanabilir bir link elde etmiş oluruz. Örnek olarak Notepad açıp linki yapıştırdığımızda dosyamızı HTML dosyası olarak kaydedelim. Kaydettiğimiz dosyayı çift tıkla açtığımızda HTML sayfası içerisinde tıklanabilir bir link olduğunu görüyoruz. Bu linke tıkladığımızda formun açıldığını görüyoruz. iframe link kopyalı işlemi de HTML linke benzer şekilde iframe tagleri arasında link oluşturur ve formun frame içerisinde görüntülenmesi sağlanır. Bu özellik kapsamında oluşturulan linkler External Access Links tablosunda tutulur. Ayrıca erişim sağlanan her link için Mailing Data tablosuna kayıt atılmaktadır. Böylece dış erişim linki üzerinden kaç kişi bağlanmış, kaç iş başlatılmış gibi istatistiklere ulaşılabilme imkanı vardır. Tasarım aracı üzerinden dış erişim linki oluşturma özelliği ile ilgili anlattıklarımı dinlediğiniz için teşekkürler.